yavaş yavaş hem turizmi hem teknolojiyi bir araya getiren bir projeyi konuşacağız. Bugün Turkcell Bodrum Ticaret Odası, Mobilera ve Türkiye İş Bankası'nın işbirliğiyle Bodrum'un 12 ay boyunca turizmde cazibe merkezi nasıl olacak? İşte bunu konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selen Hanım, bu Let's Bodrum projesi, evet, projenin adı. Öncelikle proje nasıl ortaya çıktı ve tam olarak neyi ifade ediyor, sizden dinleyelim. Tabii. Bodrum'a gelmeden aslında şunu öncelikle belirttim. Turkcell ailesi olarak bizim 480 bin müşterimiz var ve bu 480 bin müşterimiz farklı sektörlerde, farklı endüstrilerde farklı iş yapıyorlar. Biz de aslında kendi ürün ve çözümlerimizle onların ihtiyacına yönelik farklılaştırmış hizmet veriyoruz. Bodrum'da aslında bizim bu anlamda hem paydaşımız hem de müşterimiz. Şöyle bir vizyonla ortaya çıktılar. Dediler ki biz kısa bir dönem içerisinde Bodrum'u dünyadaki 5 büyük destinasyondan biri haline getirebilir miyiz? Bunu yapabilmek için Bodrum 12 ay yaşayan bir lokasyon nasıl olabilir? Bununla sizin de belirttiğiniz paydaşlarla birlikte aslında birlikte bir yol haritası ortaya koyduk. Bu harita çerçevesinde Bodrumlu vatandaşlar, Bodrum'un yaşayanları, yerli turistler ve yabancı turistler Bodrum'a geldikleri nokta itibariyle hayatlarını nasıl kolaylaştırabilirler, nasıl teknolojik çözümlerle fırsatlar yaratabiliriz, bunlara baktık. Biz kendi perspektifimizle baktığımızda artık iletişimin öyle bir boyutundayız ki sadece sizle biz iletişim kurmuyoruz. Makinelerin birbiriyle konuştuğu bir dünyadayız. Buradan da birkaç tane temel proje çıkarttık. Mesela bir ilginç projelerden bir tanesi Bodrum'un farklı lokasyonlarında park etmiş bisikletler vardı. Bir vatandaş gelip o bisikletlere binip bindiği nokta itibariyle mobil ödeme ile ödemesini yapıp herhangi bir X lokasyonunda bıraktığında o bisikletin içerisinde var olan SIM'den bisikletin kaybolmaması, ne noktada bulunduğuyla ilgili takip mekanizmasını işleteceğimiz bir proje gerçekleştirdik. Yani bisiklet kiralama. Evet, bir kiralama, binme, aynen öyle. Ve burada da bisikletin kaybolması, çalınması gibi bir durum yok. Çünkü o bisikletin içerisinde var olan iletişim modülüyle bisikletin nerede olduğu merkezi bir sistem üzerinden takip edilebilir nokta. Akıllı bisiklet. Aynen öyle, aynen öyle. İkincisi mesela sonuçta Bodrum dediğimizde güneş ve deniz aklımıza geliyor ama bir taraftan balık çiftliklerimiz var. Balık çiftliklerimizin su kalitesinin takibi, kontrolü, belli aralıklar içerisinde kalmasıyla ilgili tüm çiftliklere de yine bu iletişim modüllerini yerleştiriyoruz. Bu sayede aslında denizin temizliğini Bodrumlu vatandaşlara, turistlere garanti etmiş oluyoruz. Toplu ulaşımlarda dedik, toplu ulaşımların içerisine baktığımızda İnternete bu ulaşımlarda hizmetimize bir bedel ödemeden verebilecek noktaya kendimizi nasıl taşırız diye baktık. Yani orada belediyenin sunduğu hizmetler mi yoksa hani o aradaki küçük şatıllar, minibüsler onların içerisinde mi kapsıyor? Temelde aslında bu belediye kapsamında olan hizmetler. Bunun ötesinde biliyorsunuz Let's Bodrum kartı var. Bu Let's Bodrum kartını aslında Bodrum'daki iş yerleriyle vatandaşı buluşturmak. Bu kartı farklı lokasyonlardan temin edip işte 1500 civarındaki Bodrumlu üye iş yerlerinin belli indirimlerini, belli sadakat programlarını, işte Bodrum'da yaz boyunca yapılacak birçok etkinlik var, birçok konserler düzenlenecek. Bunların hepsinin aslında bu kartlar üzerinden takip edildiği, ta ki Bodrum'a geldiğiniz havaalanının çıkış noktasından itibaren sizi tanıyıp bilip bu noktada Bodrum'da bulunduğunuz lokasyonlar, mesela diyelim ki Bodrum'da Gümbet'tesiniz. Gümbet'te bir organizasyon yapılacak. Eğer biz sizi aynı zamanda mobil üzerinden biliyorsak ve tanıyorsak da size bu ve Let's Bodrum kartınız varsa bu yapılacak organizasyona belli bir indirimle öncelikle katılma fırsatı da yakalıyor olacaksınız. Tüm bu perspektife baktığımızda aslında amaç birkaç noktada. Bir, Bodrum'u 12 ay yaşatabilmek için Bodrum'da yer alan tüm iş yerleri, tüm esnafı bu sürecin içerisine katıp hem kendi bilinirliklerini, farkındalıklarını arttırmak. Ayrıca Bodrum'da yaşayan ve gelenlere de belli bir menfaatler paketini sunabilmek, vatandaşa rahat hissettirebilmek. Bununla ilgili gene Let's Bodrum kapsamında oluşturulmuş bir web sitesi var. Bu web sitesini hem internet üzerinden hem de mobil üzerinden takip ediyorsunuz. Sosyal medyada takip edebileceğimiz birçok uygulama var. Bu tip çözümleri siz de belirttiniz. Mobilera ile birlikte biz onları teknolojik sağlayıcı, altyapı sağlayıcısı olarak pozisyonlanarak gerçekleştiriyor olacağız. Bunların ilk deneyimlerini ki şu anda bu projeler
üzerinde çalışıyoruz. Bu yaz müşterilerimizi evet yaşıyor olacağız, görüyor olacağız. Yabancı turistler için örneğin uçaktan indi turist, ilk defa Bodrum'a geliyor. Nasıl karşılaşıyor? Yani nasıl bu Let's Bodrum projesinin bir parçası oluyor? Nasıl ulaşıyorsunuz özellikle de yabancı turistlere? Şimdi siz herhangi bir lokasyona iniş yaptığınızda öncelikle cep telefonunuzu açıyorsunuz. Cep telefonunuzu açtığınızda orada bir operatörle roaming agreement anlaşması yapmış oluyorsunuz. Bizim ülkeye geldiğiniz noktada bu anlaşma çerçevesinde biz zaten yabancı gelen turisti Türkiye'ye hoş geldiniz diye bir mesaj geliyor zaten. Ve hoş geldiniz diyoruz. Ve ondan sonra da doğru noktalara yabancı bir turist olarak hangi noktadan Let's Bodrum kartını alabilir, hangi avantajları sağlayabilir, bunların tüm iletişimini ve etkileşimini mobil dünya üzerinden onlarla yapıyoruz. Orada peki bunun bir ücreti var mı bu sistemin özellikle de gelenler için? Yani neyi seçmesi gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Bu sonuçta baktığımızda direkt vatandaşa ya da turiste böyle bir programın içerisine dahil olmak adına ekstra bir ücretlendirme yok. Bu programı kullandığında ve bu kart üzerinden belli faaliyetleri, belli fırsatları gerçekleştirdiğinde aslında üye iş yerleri yani esnafa, lokantaya vesaire harcama yapabiliyor, indirimli harcama yapabiliyor. Yani bu aslında insanları işte tarihle, işte ulaşımla, iş yeriyle, organizasyonla buluşturduğu mobil bir platform olarak düşünebiliriz. Anladım. Bu teknelerin güvenliği konusuna tekrar dönmek istiyorum. Çünkü oldukça ilginç bir konu. Daha önce bunun bir örneği yoktu zannedersem, değil mi daha önce? Şöyle söyleyeyim, doğru noktaya adreslediniz. Yani bu ürünlerden bir tanesi de tekne takip ve yönlendirme süreci. Bu ürünü biz geçtiğimiz yaz aslında lanse ettik. Bir takım pilotlarını yaptık. Bazı teknelerde de bu ürün kullanıldı. Şimdi daha genele yaymak istiyoruz. Çünkü diyelim ki demirdesiniz, demir attınız teknede. Teknenizin demiri zinciri taradı. Oradaki arka plandaki yazılımda aslında sizin tanımladığınız bir o demirin bir şeyi var. Derinlik mesafesi var. O derinlik mesafesi farklı bir noktaya geldiğinde cep telefonunuza bir sinyal geliyor. Tekneniz sarıyor diye. Ya da sintininizde su birikti diyelim. Onu belli bir limitlerin altında diye tanımladınız. Siz teknede değilsiniz, İstanbul'dasınız. Sizin limit yükseldi. Elinizdeki telefona ya da bilgisayarınıza bir mesaj geliyor. Diyor ki sizin tekneniz şu anda su doluyor. Buna müdahale edin diye. Bu kapsamda da hem ticaret odasıyla hem belediye ile bu farkındalığı arttırmak teknelerin hem güvenli güvencede hem de diğer taraftan da mesela teknelerin sintinelerini denize boşaltma risklerini de engellemek, çevreyi doğal doğayı korumak adına da bir takım önlemleri içinde barındırıyor. Bir tür alarm sistemi mi? Eğer ki kirlettiği noktada bir tür bir alarm sistemi şöyle, nereye bağlı peki? Bizim bir iletişim modülümüz var. O iletişim modülün içerisinde GSM connectivity'yi, bağlantıyı sağlıyor. Oraya ile merkez arasındaki tüm veri akışı havadan GSM network üzerinden yapılıyor. Ama arka planında da bir yazılım var. Yazılımı neye tanımladıysanız, eğer sintinenizdeki su sensörünü ona tanımladıysanız, sintinenize yani teknenin altına bir su sensörü konuluyorsunuz. Oraya belli aralıklar belirliyorsunuz. İşte 0 ile 5 santim arası su olursa haber verme. 5 santimin üzerine su geldiğinde o sensörün üzerine geçmiş oluyor. O zaman arka plandaki yazılım çalışıyor ve iletişim modülüyle nereye istiyorsanız merkezdeki bir noktaya, teknenin sahibine, teknenin marinadaki bakan kişiye belli bir bilgilendirme üretmiş oluyor. Bu tip bir tekne güvenliği ilginç bir konu olduğu için üzerinde duruyorum. Dünyada uygulaması olan bir yöntem midir? Yani modern bir yöntem olduğu kesin. Şöyle söyleyeyim, mesela teknelerin çalınma riski içinde bu bir önlem. Çünkü Bodrum'da gidin birçok marinada duvarlarda afişler vardır. Teknemi şu tarihte şurada çaldırdım diye. Bu da bir buna karşılık da ciddi bir önlem. Farklı uygulamaları var ama spesifik tekne spesifik uygulama yani işin sintinesi, demir zinciri, yağ oranı, teknenin çalınması ile ilgili toplam bir
bir paket çözümü olarak ilklerdendir diye özetleyebilirim. Şimdi Let's Bodrum projesi Bodrum'a özel ve evet. Bu yaz, bu sezon itibariyle başlayacak bir evet. proje. Ne kadar sürecek bu proje? Şimdi aslında şöyle düşünmek lazım. Hani bu bir proje değil, hayatımızın bir parçası haline dönüşmesi lazım. Şu anda bir proje gibi yönetiyoruz. Çünkü yapacağımız, hayata geçireceğimiz hep birlikte, yani tüm paydaşlarla birlikte birçok öncelik var. Ama sonrasında hayatın içinde yaşayacak bir nokta. Buna da zaten akıllı şehirler diyoruz biz buna. Teknikle, teknolojiyle uzaktan takip edip, kontrol edip yönetebildiğimiz çözümler. Bunun farklı farklı uygulamalarını Türkiye'deki farklı belediyelerle, kamudaki birçok kurulumla, kurumla, kuruluşla yapar vaziyetteyiz. Yani biz bu işe Anadolu sadece illerinde bir... de var. Tabii tabii. Yani birçok ilde, işte Malatya olsun, Kayseri olsun, Kocaeli olsun, Eskişehir'e döndüğümüzde, Konya'ya döndüğümüzde belediyeyle bu tip farklı farklı çözümlerimiz hali hazırda hayatta. O yüzden de biz buna hani bir proje olarak da bakmıyoruz. Artık hayatımız bu şekilde devam ediyor olacak diye bakıyoruz. Şimdi burada amaç Bodrum'u sadece 3 ay 4 ay değil, aslında sezonun dışı dediğimiz 12 ay boyunca evet. cazibe merkezi haline getirip turistik değerini arttırmak aslında. Aynen. Ülke ekonomisine bir tür bir katkı dolaylı olarak. Bodrum dışında başka radarınızda veya sizin paydaşlarınızın radarında başka tatil beldesi var mı? Şimdi öncelikle Bodrum'u en iyi şekilde aslında hayata geçirelim istiyoruz. Bu nedenle de bizim mesela geliştirdiğimiz bir Türksel akıllı cihazlar bir maketimiz var. Onun içerisinde 20 küsür tane mesela Türkiye'nin genelinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalar var. Yani mesela demin tekneyi örnek verdik. Diğer taraftan mesela biz bütün deniz fenerlerini Türkiye'deki uzaktan takip edip ışık yanma sönme sistemini yapar vaziyetteyiz. Keza denizlerdeki tonozlar var. Onları aynı şekilde. İşte nehirlerin koyduğumuz sistemler var. Debisini, kuraklığı ya da taşmayı takip ediyoruz. Öncelikle Bodrum'da bu farkındalık. Çünkü Bodrum en fazla Peki. hareket sağlayan lokasyon olduğu için öncelikle de tabii potansiyel fırsatları diğer illere, diğer destinasyonlara da yaymayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ilginç. Özellikle de sahille ilgili, yani diğer anlattığınız şeyler, tekne güvenliği diyelim ve size veda edelim. Programı da burada sonlandırıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranlardan Fokus'la karşınızda olacağız.